I don't apologize, I would die for shit. I don't apologize, I don't hide. İki Kanadalı isim. İkisinin bu müzik dünyasındaki başarısı gerçekten göz ardı edilemez. Birisi sesiyle birlikte dünyayı kendine hayran bıraktı. Düşüncelerini şarkılarında çok güzel yansıttı bize. Diğeri ise gerçekten iş zekasıyla sıfırdan tepeye çıktı. Yaptığı her şarkıyla dünya trendlerine girdi. Bugün sizlerle beraber The Weeknd ve Drake arasındaki güncel konuları konuşacağız. Gelin hep beraber sizlerle bakalım ne gibi olaylar dönüyormuş. İkili arasındaki ilişki şöyle başladı. 2011 yılında Drake The Weeknd'in bir tane parçasını kendi fanlarına tanıttı ve onu dünyaya daha çok açtı diyebilirim. Yine aynı yıl içerisinde Drake'in Crave Love isimli bir parçasında ikili düet yaptılar. Drake o zamanlar The Weeknd için şunları söylemiştir. Biz onunla aynı şehirdiniz. O gerçekten bir yazar gibi benim şarkılarıma çok fazla katkısı oluyor. Sanki onunla birlikte aynı duyguları hissediyoruz demiştir. Birbirleriyle çok yakın olmasalar da Ovio ve EXO yan yana gittiler diyebilirim yani. Ovio ve EXO. Gelelim biraz daha güncel bir konulara. 2018 yılında Drake'in bir porno yıldızından çocuğu oldu ve Drake'in bunu hani saklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Porno yıldızından Pusha T ve Drake arasındaki gerginlikte Pusha T'yi çıkarttığı bir diss parçasında senin çocuğun var ve sen bunu dünyadan saklıyorsun. Bırak çocuk yaşasın gibisinden bir söz geçirmiştir. Burada Drake'e diss attığını tabii ki herkes biliyordu ve daha sonra Drake ve Fransız porno yıldızı Sophie'nin Adonis isimde bir çocukları olduğunu açıkladılar. Porno yıldızından Drake Scorpions albümünün Emotionless şarkısında şöyle diyor. Ben çocuğumu dünyadan saklamıyordum. Dünyayı çocuğumdan saklıyordum diyor. Yani asıl sakladığı hani çocuğu değilmiş de sanki dünya kötüymüş gibisinden bir söz söylüyor ve fan ilgisi çekmeye çalışıyor. Hangimiz şöyle bir şey yaparız ki gerçekten aşık olduğumuz bir insandan hani bir çocuğumuz olursa bunu saklarız dünyadan. Porno yıldızından. Şunu bir kabul edelim önce. Bir porno yıldızıyla beraber oldun ve senin istenmeyen bir çocuğun oldu, tamam mı? Ve bunu sakladın. Bunu saklaman ayıp bir şey değil. Kimse seni bu yüzden de yargılayamaz. İstersen saklarsın, istersen gösterirsin dünyaya. Bu senin tercihin. Bu kısımda direkt kesinlikle haklı diyebilirim. Çünkü bu onun özelliği ve bunu saklamak istiyorsa bunu kimse ortaya çıkartamaz abi. Bu kimsenin hakkı değil ve haddi de değil. Şimdi gelelim çok güzel yerlere. The Weeknd Ocak 2019'da Fıstık gibi bir şarkı yayınlıyor. Şarkının adı Lost in the Fire. Şarkı adını gerçekten hakkını veriyor çünkü şarkı alev gibi bir şarkıydı yani. Şarkının içinde şu sözler geçiyor. Burada The Weeknd'in söylemek istediği şey açık. Ben diyor sevdiğim insanla böyle hani çocuk sahibi olmayı gerçekten isterim. Ve bunu neden saklayayım ki diyor. Hani ben baba olmaktan mutluluk duyarım diyor. Bunlar gayet normal sözler değil mi? The Weeknd bu şarkıyı gayet normal bir zamanda yapsaydı hepimiz böyle sadece dinleyip geçerdik. Ama The Weeknd diyor ki ben bunu gizleyebilecek birisi değilim. Abi bebeğini gizleyen kim vardı böyle çok büyük olan? Drake vardı. Porno yıldızından. Bunu duyan herkesin aklına tabii ki de şu geldi. The Weeknd Drake'i bu şarkısında giydirmiş. Ama bu olay üstüne Drake ve The Weeknd arasında herhangi bir olay gelişmiyor. Yani herhangi bir tatsızlık falan çıkmıyor. Yani bizim bildiğimiz çıkmıyor. The Weeknd'in yakın arkadaşı Nevin geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir tane albümü çıktı. İkilinin albümünde bir şarkısı var ki yine gerçekten çok büyük olay oldu. Çünkü şarkının ismi Kafamdaki Ödüldü. Olay şöyle yani birisinin kafasına ödül koyuyorsunuz. Bunu öldürene şu kadar parayı veriyorum. Hadi bakayım. Bunu gangster adamlarınıza ya da çetelerinize falan bildiriyorsunuz. Geçen bu olaydan sonra The Weeknd'in böyle bir şarkı çıkartması insanların kafasına tabii ki yeniden Drake'i getiriyor. Çünkü geçmiş zamanlarda Drake'in bu ölüm tehditleriyle ilgili gerçekten çok olayları ve haberleri çıktı. Birçok insan ondan ölüm tehdidi aldığını ama ondan korkmadığını falan söylüyordu. Bunlardan bir tanesi XXXTentacion'du. Ve bir tanesi de Kanye West'ti mesela. Abi aslında çok açık ya. Hiç böyle inceleme yapmaya falan bile gerek yok. Diyor ki, biliyorum bu zenciler benim hayatımı almaya çalışıyorlar. Ama diyor ben özür dilemem. Ben çünkü saklamam diyor yani. Değil mi? Basit yani. Porno yıldızından. Şarkı da gerçekten çok güzel şarkı. Bu sıralar çok fazla dinlediğim bir şarkı. Keyifli. Benim kafamda ödül var. Aynen, ben biliyorum. Ama ben sandığınız kadar kolay lokma değilim. Ben diyor çok fazla paranoyum. Yatağımda, yanımda ben bıçağımla uyurum diyor. Ben hani bir gözüm açık uyurum. Su uyur düşman uyumaz falan gibisinden. Sana diyor ben gerçeği söyleyeyim.
Sen zenciler kendi tarafında zannediyorsun ama onlar benim için de çalışıyorlar aynı zamanda. Aralarında bir anlaşmazlık olduğu aşikar yani. Bunu inkar etmeye gerek yok. Ha çok ciddi bir olay var mıdır? Çok ciddi ölüm tehditleri. Gerçekten ikisinden birisinin hayatı tehlikede midir falan derseniz. Kesinlikle değildir abi. Bunlar çünkü hani çok üst düzey sanatçılar. Bunlara hiçbir şey olacağını ben zannetmiyorum. Ama bu kavganın üstüne mesela böyle bir çok güzel bir şarkı çıkmış. Bu beni aşırı mutlu etti. Bazı kötü olaylar iyi şeylere sebebiyet verebilirmiş yani. İkili arasındaki olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce The Weeknd'in Drake'e diss atması bu şekilde doğru muydu? Drake mesela bu olaylara sizce karşılık verir mi? Olay hakkındaki düşüncelerinizi bana bildirmekten çekinmeyin çünkü sizlerin yorumlarınızı okumayı gerçekten çok seviyorum. İkili arasındaki olaylar bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu olun. Hoşça kalın.